Arkadaşlar hepinize selamlar, ben Utku. Bugün karşımızda Renault E-Tech T var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi %100 elektrikli Renault'un tırı şu anda oyuna eklenmiş bulunmakta. Şu anda arkadaşlar İsviçre Bern'deyim, Zürih'e doğru E-Tech T kamyonumuzla çekicimizle yük götüreceğim. Bu arada arkadaşlar ben bu aracı satın aldım. Siz satın almayı yapamazsınız büyük ihtimalle. Çünkü arkadaşlar satın alma kodlamayla yapılan bir şey. Onun da videosunu çekeceğim bu arada, haberiniz olsun. O zaman yavaşça yolumuza çıkalım ve aracı birazcık inceleyelim sizlerle birlikte. Aracı çalıştırdım. Şöyle yola çıkıyorum yavaştan. Arkadaşlar ben yola çıkarken sizler de eğer kanalımdaki videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olabilir, videoma like atabilirsiniz. Beğenmiyorsanız da beğenmeme tuşuna basın arkadaşlar. Buradan sol yapacağız. Toplam arkamızda şu anda 22 ton boş palet bulunuyor. Şimdi arkadaşlar bu aracımız da 666 HP motor bulunmakta. Elektrikli motor. İki tane motor seçeneğiyle geliyor. Biri 666 HP'di. Diğerini şu anda hatırlamıyorum. Oğlum araba havaya vurdum arabayı. Araba yukarıya vurdum. Şimdi arkadaşlar aracın içi vesaire nasıl olmuş? Şöyle sizlere göstereyim kırmızı ışıkta dururken. Arkadaşlar açıkçası ilk defa bu kadar detaylı bir iç kabin görüyorum. Yani her şeyine kadar detaylı yapmışlar. Gerçekten çok beğendim. Bu ne yapıyor? Anlamadım ama. Biz bir dönelim. Bu arada arkadaşlar direksiyon kameramız yok. Olmamasının sebebi şu anda tripodum kırık. Tripodum kırık olduğu için de böyle çekiyorum videoları. Burada arkadaşlar bir tabletimiz bulunmakta. Bu tabletimizde aracımız hakkında bilgiler var. 438 kilometre yazıyor orada. Büyük ihtimalle gidebileceğimiz maksimum yol 438 kilometre diyor. Menzilden bahsediyor büyük ihtimalle. Orada enerji kullanımı vesaire bir sürü şey var yani orada. Şu an hiçbirini bilmiyorum ve yani tablet, yani multimedya aslında, bu bir multimedya. Şimdi burada navigasyonumuz var ama aslında bu navigasyonu kullanamıyoruz. Normal şartlarda kullanamıyoruz. Buradan I'ya basarsanız arkadaşlar bu şekil gelecektir size araç normalde. Buradan I'ya basıyorum arkadaşlar ben. I'ya bastığım zaman navigasyon geliyor buraya. Arkadaşlar şu anda ileride bir benzin istasyonu var. Şimdi sizlere göstereceğim. Bu aracı şarj edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz, yoksa benzin mi dolduruyoruz? Onu göstereceğim. Bunları merak ediyorsunuz çünkü büyük ihtimalle. Çünkü ben aracı satın aldığım için abi bana bir yol verirseniz. Şimdi şuraya bir gireyim, sizlere bir göstereyim. Nasıl oluyor? Bu arada iç kabin gerçekten çok güzel olmuş abi. Yani yeni çıkan Renault Megane'a benzemiş. Bir yandan tır kokpiti gibi falan. Abi çok güzel ya. Harbi diyorum bak, çok güzel. Bir de arkadaşlar şu an ben 90 kilometreye geçemiyorum. Sınır var. Ve sizlerin de gördüğü gibi arkadaşlar burada herhangi bir benzin istasyonu simgesi yok. Sebebi araç şarjlı. Yani bunları da düşünmüşler. Aracı kodla satın alıyoruz ama aracın her şeyi ayarlanmış. Sadece satın alınmıyordu. Bunu da zaten kodlamayla hallettiler. Aracı satın alabiliyoruz. Ya bu tır değil de sanki böyle abi spor araba gibi yapmışlar tırı ya. Cidden çok güzel olmuş yani. Sesi de güzel. Sesini dıştan da şöyle duyabilirsiniz. Sadece bir sesi var. Sesi var. Yani açıkça söylemek gerekirse bu sesin daha hassas olmaya başladım. Büyük ihtimalle elektrikli arabalar daha çok yaygınlaştıkça bu sesin de artık hassas olacağız. Ama bu sesin de hassas olursun abi ya. Ya mantıken retarder sesine hasta oluyoruz. Egzoz sesine hasta oluyoruz. Sinyal sesine bile hasta olabiliyorum ben mesela bak. Sese bak. Süper ya. Ya bu seslere hasta olabilen insan bu batarya sesine de hasta olması lazım abi. Çünkü mantıken yani. Bu arada arkadaşlar videolarımız bir gün gecikti. Sebebi bilgisayara giremedim. Bilgisayara giremediğim için de arkadaşlar ne edit yapabildim. Edit yapmama gerek yoktu aslında. Edit yapmalık bir şey yoktu. Video yükleyemedim. Ek olarak çekeceğim video vardı. 2 gündür onu da çekemedim. Müsait olamadım bir türlü. Abi şuradan girmem lazım da benim. Vurduk mu lan ona? Vurdum bu arada ona.
Evet, araç iyi çekiyor lan. Ya bu arada bakın sizlere bir şey daha göstereyim. Bak ben gaza mesela şu kadar basıyorum, bak orada çıkıyor, görüyor musunuz? Gaza ne kadar bastıysam orada gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Ya yani araç cidden çok detaylı bir araç olmuş. Ben çok beğendim bu aracı. Evet abi bakın görüyorsunuz. Frene ne kadar basarsam orada gözüküyor bak. Bak gaza basıyorum. Frene basıyorum. Bataryası %64 mi olmuş lan? Oha abi ama frene bastım cidden ya. Abi bir şey diyeceğim, orada niye o kadar çok DAF var? Burada DAF kadersi mi var burada? Abi onlar ne öyle lan öyle? Oraya inşa bir bakacağım şimdi. DAF kadersi var oğlum orada. DAF'lara bak be. Altımızda E-Tech'te var. Biz DAF'lara bak diyoruz. Şuradan bir sağa dönelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir tek bana mı böyle geldi bilmiyorum da sanki oyunda bir şeyleri daha değiştirmişler gibi geldi bana. Çünkü sanki ETS değil de başka bir oyun oynuyormuşum gibi hissettim gerçekten. Hala da öyle hissediyorum. ETS değil de sanki başka bir oyun oynuyormuş gibi hissediyorum hala. Bu hissiyat bende bitecek mi bilmiyorum ama sanki ETS oynamıyorum ya. Bambaşka bir oyun oynuyor gibi hissediyorum. Evet, aracı buraya park edeceğiz. Şu şekilde döndürelim. Ama ettik de arabayı vurmayalım da. Daha yeni aldık. Abi araç çok hızlı ya. Cidden araç çok hızlı olduğu için arkadaşlar gaza dokunduğum gibi araç uçmaya başlıyor, yani kontrol edemiyorum aracı. Hoppa, tamam sakin. Motoru durduralım. Siparişimizi teslim edelim. Evet, işimiz tamamlandı arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar yeni gelen Renault E-Tech T'yi nasıl satın alırız ve şahsi aracımızı yaparız, bunu anlatacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.